Kırmızı Koltuk'tan herkese merhaba. Evet, yaptığımız video çeşitliliği devam ediyor. Yani şimdiye kadar bir bu eksik kalmıştı. İşte bir gün film inceliyoruz, bir gün elektronik bir aletler, teknoloji vesaire derken tamam, bugün de saç ekimi konusuyla karşınızdayım. Evet, bundan 22 gün önce bir saç ekimi operasyonu geçirdim. Şu anki durum bu. Ben süreci anlatacağım. Bu böyle kalmayacak, bunun bir şok dökümü olacak vesaire, ama sürecin ilerisini değil, sürecin gerisini anlatacağım. Bu 22 günde ne oldu, ne bitti, nasıl bu işler? Yani bunu, bu olayı merak eden ve gelecekte yaptırmayı düşünenler için verimli bir video olur diye düşünüyorum. Bunun sonrasını da ileride çekeriz. O şok dökülme vesaire, şu bu. Yani bu 22'den sonrasına ait bir şey anlatmayacağım burada. Çünkü oraları ben de daha araştırma hevesindeyim. Tecrübe ettikçe aktarabiliriz bazı şeyleri. Şimdi bu 22 günde ne oldu? Hatta onun da öncesinde. Bunun bir karar verme süreci var. Açıkça söyleyeyim, bu karar verme süreci o kadar kolay bir süreç değil. Bir sürü araştırma yapmak lazım. Nerede yapacağız, ne yapacağız? Örnek lazım. Yani benim iş yerinden bir arkadaş yaptırdı. O çok iyi bir örnek oldu. Çok iyi bir guide olmuş oldu bana. Onun araştırmaları üzerine hatta ben beleşe konmuş gibi oldum. Böyle bir şansım vardı. Nerede yaptık? Serkan Aygın Klinik'te yaptık. Fiyatını, şusunu, busunu girmiyorum. Bunlar araştırılıp bakılabilir. Başka klinikle bilmediğim için de karşılaştırma yapma şansım yok. Ama benim kendi tecrübem açısından baktığımız zaman ilk gün gittim. Zaten fotoğrafları da tak 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 koyacağım böyle süreçleri. Şeyi beğendim. Bu işin bir... ben bu işi böyle biraz daha güzellik merkezi modunda bir şey zannediyordum. Tam olayı kavrayamamışım. Bir gittim böyle tam bir ameliyatı tane ortamı. Allah, bir anda buramdan bir şeyler takıyorlar, şu araba bir şeyler takıyorlar, buradan kan alacaklar. İşte bak, buradan nabız ölecek, işte tansiyonu bakacak. Bir anda bir saldırı şeklinde. Bir panikledim falan, dedim ne oluyor lan? Neyse, o sırada sedasyon mudur nedir bir şekilde bana bir ilaçları verip kafayı güzel yaptılar. Kafa güzel olunca da 7 saat süren ameliyat 2-3 saatmiş gibi geldi. Yani sabah 7 civarı bütün süreç tıraşıyla mıraşıyla birlikte başlayıp akşamüstü 15 gibi bitti. Fotoğrafları koyarım, ilk gün neye benziyordu falan filan. Artık her seferinde koydum bak bu demeyeyim, siz yanlardan görüntüyü takip edin. Ondan sonra da eve yolladılar. Valla çok şeydi, yapan insanlar falan gerçekten iyi niyetle, iyi bir şey olsun diye uğraşı uğraşı yapıyordu. Benim içime sindi o profesyonel ortam falan, bana o güveni tam verdiler. Yani daha iyi bir yerde yapılamazdı herhalde. Yani o açıdan keyfim yerinde. Ama dedim ki başka yerleri bilmiyorum ama ben tam tatmin oldum. İçimde o konuda bir şey kalmadı. Ondan sonra bu işin graft diye bir şeyleri var. Şimdi ne yapıyor bunlar? Böyle kafandan saçı alıp ekmiyor. Kafandan doku parçalarını alarak çıkartıp koyuyorlar. Bu doku parçalarının her birinde de işte böyle silindirik şeyler. 1, 2, 3, 4 tane de saç deli oluyor. Bunlar zaten bu doku parçasında da graft, işte kaçlı graft olduğu muhabbeti var. Onun için de kağıt verdiler. Onu da şuraya koyarız işte. İşte birli graft, tekli, ikili, üçlü, dörtlü. Benim şansıma bende bayağı bir dörtlü var. Hatta en az tekli çıktı. Yani 4200 graftlik bir operasyon yaptık. Yandaki sayıları çarpıp toplarsanız 11.000 tane saç deli ekilmiş oldu tamamen bu bölgeye. Arka bölge ileride. Şurası çok iyi olursa falan bakarız. Kafanı da kaldırabileceği miktar var. Neyse. Bu açıdan da güzeliz. Yani operasyon keyifli geçti. Gayet güven ortamı içerisinde. Profesyonel bir şekilde. Graft sayıları da güzel. Moraller yerinde bir şekilde geldik. Ne oldu? Bir zaman sonra, bir sonraki gün... bugün de çok da terliyoruz ha, videoyu hızlı yapmak lazım. Bu kadar terliye terliye de zararlı, bunları söylüyorum. Ne yapmam lazım? Önce söyleyeyim. Böyle terlemeler, şunlar bunlar, hadi 20 gün geçti ama bunlar zararlı. İçkisi bilmem nesi onlar falan, ilk 3-5 günde yok falan filan gibi şeyler var. Neyse, altta sorarsanız o tarz şeyleri de açıklamasını yaparım. Artık videoyu hızlandırmam lazım. Çok terledim şu anda, durum iyi değil. Neyse işte ilk gün bandajları alıyorlar. Eyvallah, ondan sonra kafana bir bandana takıyorlar. O bandanayla 2-3 gün takılıyorsun. Üçüncü günde şöyle bir yıkaması konsepti var. Saçını yıkayıp bandanayı çıkartıp sana nasıl yıkayacağını da öğretiyorlar. Ondan sonra kabuk bağlaması oluyor. Bir 10 gün boyunca böyle yanda görüyorsunuzdur işte, kabuklar oluşuyor, kuruyor, ediyor. Birazcık dokundukça duşlamıştı, onu yıkama yöntemleri var işte. Losyonla, her gün losyonluyorsun, bir saat bekliyorsun, sonra yıkıyorsun gibi bir konsept var. Bir zaman sonra yavaş yavaş dökülmeye başlıyor.
15. günde kabuk dökmeye gidiyorsun ama 15. gün kabuk dökmeye gidene kadar ben oynaya bayağı azaltmıştım o zaten onları. Duşta falan da kendi kendine de çok dökülüyordu. O da bir danıştığınız birisi oluyor zaten. Ona sordum işte durumu böyle falan. Evet dedi işte kendiniz şöyle duşta masaj yapa yapa dökersiniz dedi ve o şeyler kabuklardan kurtulmuş olduk. Kabuklardan kurtulduğundan normal hayata geri dönmüş gibi oluyorsun. Sadece günde bir defa hafif masaj yaparak yıkamak gibi bir konseptin oluyor ve dediğin gibi böyle terlemeyeceksin, çok şey yapmayacaksın. Bakmaya devam edeceksin. Yediğini, içtiğini, şuna buna önem göstereceksin falan. O ilk 5 günlük süreçte de sana bir sürü ilaçlar veriyor. Ne gibi? Yani ben de böyle oldu, ondan da açıklıyorum. Başka yerler başka uygulamalar yapıyor olabilir ya da aynı yer başka insanlar başka uygulama yapıyor olabilir. Bunu da bilemem. Ne yaptı? İlk 5 gün işte aslında zorluydu. Her sabah bir tane mide kuruyucu ilaç alıyorsun. Ondan sonra işte antibiyotikler, ödem gidericiler. Çünkü kafa şişiyor. O kafadaki bandanın amacı zaten şiştiğin suratına böyle inmemesi. Uzaylı gibi geziyorsun bir süre. Psikolojik olarak da ilginç. İlk zamanlar uzaylı gibi kafa şiş olduğu için saç çizimini insan bir beğenmiyor. Ya diyor bu çizim olmamış sanki diyor. Bir psikolojisi bozuluyor. Ondan sonra uyurken falan elini değiyor. Aha bir şey oldu mu acaba diye 3 gün düşünüyorsun. Ne bileyim oraya bir toz geliyor, bir şey geliyor, onu alayım derken acaba zarar mı verdim diyorsun. Böyle çok obsesif davranışta takıntılarınız varsa böyle o birazcık sıkıntı olabiliyor. Bir gün bir baktım yanlışlıkla yine elim üzerinde. Böyle hafif basıyor. Aa dedim ne yapıyorsun sen? Bilinçsiz bir şekilde, bilerek bir dokunursan yavaş yavaş hiçbir sıkıntı yok ama bilinçsiz cebin gittiği zaman bazen kendini böyle kaşırken, şöyle bastırırken yakalayabiliyorsun. O zaman acaba öldü mü falan diye iki gün düşünüyorsun. Aa aman zarar verdik mi falan filan. Böyle psikolojik olarak takıntılı bir insansanız böyle otoboka böyle aman acaba bir sıkıntı oldu mu mesela güneş hiç görmemesi lazım. Karşıdan karşıya geçerken 10 saniye güneş mi gördüm? Acaba bir şey oldu mu falan filan. Yani birazcık psikolojik problem yaratabiliyor yani. Ama kabuklar mabuklar gittikten sonra tamamen kendi normal hayatınıza güzelce dönebiliyorsunuz. Çok fazla uzatma şansım olmuyor şu anda evet. Çünkü bu terleme koş deyip işte cam mam açalım bir şeyler yapalım bunlar olması gerekiyor. Ya da yine ben kendime baktıyorum. Lanet olsun 2 dakika terledim öleceğimi falan. Her neyse. Kendinize çok iyi bakın. Fotoğrafları sürekli dizmeye devam ediyorum zaten ben konuşurken. Çok fazla sürekli flashlı flashsız bir sürü fotoğraf çekiyorum. Ya ilaçlar konusunda gelelim. Tavsiye edilen yani şey demin söylediğim o ilk 3-5 gün ilaçlarından bahsetmiyorum. O ödem sökücü şu bu onlar değil. Bir de sonrasında 18-19. Günden sonra bir takım ilaçlar var. Ama bu ilaçlar, valla ben baktım birazcık yan etkili şey gibi gözüküyordu. İşte Finasterid diye bir şey. Bu aslında internet araştırdığım zaman. Bak bu işin uzmanı değilim, ben öylesine. Kendi baktığım, kendi tecrübelerimi söylüyorum. O aslında prostat ilacı gibi bir şeymiş. Baya bir yan etkisi var. Öbür Minoxidil gibi de bir halt var. Minoxidil mi ne? O da kafaya sürülen bir şey. O da kan dolaşımıyla ilgili böyle tansiyonla ilgili problemler yaratabiliyormuş. Valla ben o işlere hiç girmeyeyim dedim. Yan etkisine falan. Ama sonra baktım ki İnternette araştırdım işte bu Reddit'te olsun, şurada olsun, burada olsun, yurt dışında falan. Ya yurt dışında bu ilaçları almayacaksan ben seni kabul etmiyorum diyen doktorlar var. Çünkü başarı oranını indirip prestijini azaltmak istemiyor. Yani böyle şey, lan dedim bu olay, ha işte benim o demin anlattığım o psikolojik bir şeylere takılma olayı bir yere de ilaç olayına takıldı. Çünkü ben bunu kullanmayacağım diyorum ama web sitelerinde şurada burada birçok yerde olay bunun üzerinden geçiyor gibi. Yani başarının büyük bir kısmı da bu işte, bu ilaçlarmış gibi bir algı var yani dedim. Bu neden böyle? Ben bu ilaçları almayacağım ama olay buysa şimdi yakın zamanda şok dökümü yaşayacağız. Şok dökümeden sonra yoksa saçlarımız geri çıkmayacak mı? Çünkü o ilaçları kullanmıyoruz. O ilaçları kullanmayan bazı insanları doktorlar bile kabul etmiyormuş. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Neyse o psikolojiyi de atlattık. Böyle garip garip psikolojiler oraya giriyor. Saçekimsonuçta.com diye bir site var zaten. Sürekli oraya girip kendi kezlerine bakıyorsun. İşte saç ne şekilde düşmüş? Ulan kabuğun şurasında kan var. Ne yapacağız? Bilmem ne. Ha bir gün de o oldu. Şurada küçük bir kan var. Aman diyorum orada graft öldü mü ya? Rahat davranmak lazım. İşte o ameliyatta verdikleri maddeden normal hayatta da verseler böyle rahat davranırsınız. Ama ondan sonra işte acaba şurası ne oldu, burası ne oldu falan filan aman köşe arabaya binerken çarptık mı ne yaptık. Psikolojik açıdan problemi aslında gayet yüksek. Derdi acaba bir sıkıntı var mı filan diyor onun bir korkusu morkusu. Onun için dediğim gibi o ilaçları kullanmıyorum saçma sapan şeyler. Onların yerini böyle bir takım vitaminler şunlar bunlarla idare etmeye deneyeceğiz. Sonucun nasıl olduğunu beraber göreceğiz. Şu anda bir fikrimiz yok. Bir bakarsın o ilaçları almadığımız için bir boka yaramıyordur. Ama yani olayın büyük kısmı da o ilaçlarsa saçmalık abi böyle bir bana inanılmaz saçma geliyor. Sanmıyorum. Bence iyi bir şekilde çıkar bu saçlar gidip geldikten sonra. Graftler de güzel. Yapan yer de bence gayet profesyonel düzgün yaptı. İki tane ilacını da salla ya. Bakalım ne olacak.
Evet. Kendinize çok iyi bakın. Umarım size yardımcı olmuştur. 5-6 ay sonra da bu videonun yenisini yaparız. Öyle zırt fırt yapacağımı sanmıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.